Ümit Gül takımında iki maç oynadı, güzel de geçti. Hı-hı. Sen nasıl buldun? Atmosfer nasıl? İyi geçti. Yani? Takımı gurur duyuyorum. Yani iyi geçti. Güzeldi. Peki Ümit Gül takımdasın. Aslında çok da potansiyelli bir oyuncusun. Herkes senden bahsediyor. Hedeflerin neler? Amirli takım hedefin var mı? Kendini ne zaman oraya hazır hissedersin? Var tabii. Ben de gitmek istiyorum yani ama daha beklemem lazım. İyi oynayacağım. Ondan sonra inşallah bir gün olur. Biraz seni tanıyabilir miyiz? Yani futbol başlangıcından biraz onu anlatır mısın? Juventus'a geçişini. Yani Juventus'tan bu sezon yeni geldim. İyi geçti. Önceden Bayern'den oynadım. Evet, öyle geçiyor. Çok gol attın. Çok dikkat çeken bir isim. Siz biraz o kendinden biraz daha sonra İtalya sana ilgi nasıl? Juventus'a A takımına çıkma şansın nasıl? İtalyanca daha öğrenmedim. Ama bu sezon benceden daha iyi gidebilir. Çünkü 45 maçın oynadım. 15-20 falan gol attım. Yani iyi geçti ama inşallah da iyi olur. Çok kısa bir şey soracağım sadece. A takıma çıkma şansı nasıl? Orada sana ilgi nasıl? Var tabii, İlmanla var tabii. Çıkıyor musun? Evet. Evet, var var. İpmam yapıyorum. Evet. Aynen inşallah olur yani bu sezon. Sadece son beğendiğin, örnek aldığın oyuncu kim? Onu sorayım bitiriyorum. Kim? Nerede? Beğendiğin ve örnek aldığın birinci takımda. Juventus. Juventus'tan ve dünyadan. Juventus'tan beğendiğin. Juventus'tan bütün takım iyi. Yani herkes çok iyi bir oyuncu. Ama bütün Messi de. Bence Messi. Evet. Çok teşekkürler. Ben de. İyi bir maçtı. Biz çok koştuk. Çok mücadele ettik. Sonunda 4-1 yendik. Hak ettik. İyi bir maçtı yani. Sen kendini biraz bahseder misin bize? Altyapı eğitimi nasıl oldu şu an? Neler yapıyorsun? Ben Dortmund'da U14'te başladım. Şimdi ikincide oynuyorum. Gayet iyi gitmedi benim için. Çok oynamadım orada. Ama şimdi Türkiye'ye geldiğim için çok memnun oldum. Burada oynuyorum işte. İyi bir şey yani. Peki Dortmund'da şu an durumun nedir? Gelecek hedeflerin neler? Şimdi gelecek hedeflerim... Yani oynamak istiyorum, çok oynamak istiyorum, goller atmak istiyorum, asistler vermek istiyorum. O yani. Peki Dortmund sözleşme devam ediyor sanırım. Aynen, daha var on Dortmund'da ama şimdi bakacağım nereye gideceğim, nereye kalacağım, kalacağım gideceğim belli değil daha. Peki Almanya'da kalması mı yoksa Türkiye'de dönmek hedefler nasıl olabilir mi? Hepsi olabilir yani. Var mı herhangi bir teklif Türkiye'den? Var, var. Süper Lig'den. Aynen, Süper Lig'den. Takım ismini sorayım bari. Onu bilmiyorum, söyleyebilir miyim, söylemeyeyim mi? Tamam. Peki kendini biraz anlatır mısın? Mevki olarak tam oyun tarzını biraz denemek adına. Ben orta sahada oynuyorum. Ben iyi bir pas veriyorum, iyi dribbling yapıyorum. Benim şutum da çok iyi. Ben aralara girersem çok iyi dönüyorum. Ve ya bugün olmadı gol ama inşallah olur da. Oyun tarzını benzettiğin bir isim var mı? Örnek aldın sana. Böyle Modric, Kevin De Bruyne. Onlar benim için örnek. Çünkü onlar da orta sahada oynuyor. Öyle. Peki Euro 2024 var. Orada kendini A milli takımda görüyor musun? Yoksa Euro 2, sen Dünya Kupası 2026'ını hazırlıyorsun kendi kafalarına? Onu da bilmiyorum. İnşallah. Yani nasıl olursa öyle. Oraya gidersem oynarım. Gitmesem de burada oynarım. O onların kararı. Neler soruyorsun peki? Milli takım tercihin tabii ki Türkiye mi olacak? Önce olsun. Şu an buradasın ama A milli takım tercihin Türkiye mi olacak? Onu soralım. Bir de tabii ki şu an Stefan Kuntz var. Bu bir avantaj mı senin için? Aynen. Stefan Kuntz sadece zaten Alman. Onlar da onu da iyi anlıyorum işte. Türkçem biraz bozuk. Ama Türkiye, yani ben şimdi Türkiye'de oynuyorum. Bakarım nasıl gidiyor. Ondan sonra hayırlısı. Şimdi A milli takım inşallah. İnşallah. Çok teşekkürler. Sağ ol. Bir şey